Arkadaşlar merhabalar. Bugün de size makrome yaparken ipleri kısa kesmemiz yahut da örgü sırasında bazı iplerin boylarının kısa kalması gibi bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. Bununla ilgili bana Ayşe Hanım mesaj attı. Sorun yaşamış. Zannediyorum gazetelik yapımında bir sorun yaşamış. İpi belki ben yanlış verdim, emin değilim. Yani iddia edemem de. O zaman ne yaptığımı hatırlamıyorum da. Yani neticede bir ipin kısalması yönünden sorun yaşadığı için bana mesaj atmış. Ona yardımcı olmak amacıyla size bu videoyu çekiyorum. Siz de izlerseniz bu konuda bilgi sahibi olursunuz. Şimdi iplerimizin boyunun kısa olması durumunda arkadaşlar ipi kullandığımız ipin cinsine göre olay değişiyor. Yapmış olduğum gazetelik polyester ip olduğu için şu vaziyette arkadaşlar yakıyorum. Daha soğumadan hemen bunu buna tutturuyorum. Bakın. Bu burada tuttu. Gördünüz mü? Yalnız burada bunu yaparken dikkat edin, parmaklarınızı yakmayın. Bakın. Bu şekilde polyester ipler bu şekilde tutturulur. Ve örgünüze devam edersiniz. Şöyle mesela pamuklu ip kullandığınızı farz edelim. İpimizden şöyle ince bir kat kesip koparacağız. Katını açacağız. Şöyle. Bunun yarısı kadarını şöyle keseceğiz. Bunu da şöyle yarısı kadarını keseceğim. Ve sonra bunun ikisini bunları şöyle birleştiremeyiz arkadaşlar. Kalın olur. Onun için yarı yarıya kesiyoruz. Şöyle az az getiriyorum bunu. Tutkalla şey vardır arkadaşlar. Boncuk tutkallar vardır. Hiç şeffaf olur. Şey yapmaz. Leke bırakmaz. Kendini belli etmez falan. Böyle şeffaf bir tutkalla. Perigon tutkal da şeffaftır. Ama yani şey kadar değildir bu. Perigon tutkalın şeffaflığı. Boncuk tutkal kadar değildir. Hafif tutkallıyoruz. Tutkalladıktan sonra bunun ikisini böyle birbirine yapıştırıyoruz. Şöyle çıkarttığım kat olarak çıkartmış olduğum ipi hafif yolu şöyle dolayarak bunları birbirine tutturmuş olacağız. Pamuklu ipleri bu şekilde tutturabilirsiniz ama İsterseniz şimdi takma usulü ile bu iplere ilaveler nasıl yapılır onu göstereyim. Şimdi bakın ben buraya bir örümcek örgü yaptım. Burada şimdi şurada bakın şöyle hepsini ben eşit olarak kestim ama dikkat ettiyseniz bakın kenarda dolaşanlar şöyle ikisinin boyu kısa kaldı. Ortada kalan sabit uzun kaldı. Şimdi şu kenardakilerin boyları kısalıyor. Çünkü örgü sırasında örgü bunu yiyor. Şu ortadakiler sabit kaldığı için bunun boyu genelde sabit olanı boyu pek kısalmaz. Bu durumda bu ortadaki sabit olanı kenarlara hareket eden hale getireceğim. Bu durumda şöyle yapıyorum. Bu ortadakini arasını açıyorum şöyle. Şöyle. Şunun ikisi ortaya gelecek şekilde şöyle bırakıyorum. Şimdi bu kısa olanlar ortada kaldı. Bildiğimiz örgümüzü yapmaya başlıyoruz. Bu arkadaşlar bir müddet sizi yani ipinizin boyu bitene kadar bu sizi götürür. Bakın bu kadar örgünün içinde zaten burada sizin bu minicik yaptığınız hileyi hiç kimse fark edemez. Sadece siz bilirsiniz. O da zaten belli bir süre sonra onu dahi siz görmezsiniz. Şu ortada sabit olan şöyle açıyorum kenara. Bunlar dışarıda hareket edecek. Şimdi kenarda olan o iki boyu kısalmış olan ipi de şöyle ortaya koydum. Şu vaziyette aldıktan sonra
bildiğimiz kare örgümüzü yapıyoruz. Gördünüz mü? Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Mesela arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi şunun ikisi şurayı öreceğim. Şurayı öreceğim. Misal şurayı öreceğim. Burada şunlardan bir tanesinin boyu kısa geldi. Şu diyelim. Şöyle kısa geldi misal bu. Şimdi bunu biz nasıl adam ederiz? Bunu uzatmak için şöyle yapacağım. Buna yakın boyda bir ip alıyorum. Bu ipi şuraya şöyle iğneliyorum. Şunun içine şu vaziyette sıkıştırırsınız. Şurada kalır ucu. Çıkmasına engel olur. Bildiğimiz şeyimizi yapıyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Bunu artık şöyle itiyorum. Alta doğru. Şöyle. Bunları sonradan arkadaşlar tığ marifetiyle örgülerin arasına yerleştireceğim. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şöyle. Bakın. Hemen bunun tersini döndüreyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi şunu buradan içeriye sokacağım. Şöyle tığ yardımıyla içeriden alacağım. Bunu şöyle aralardan arkadaşlar aralardan sıkıştıracağım. İpin gidişatına göre. Bu şekilde arkadaşlar ipleri buraya sıkıştıracağız. Şu vaziyette. Ve fazlasını şu şekilde kesip atıyoruz. Şuradaki kısa ipimi de arkadaşlar aynı şekilde şöyle bunların arasından bakın bunu bu şekilde şöyle arkadaşlar içeriye dağıttım. Fazlalığını da kesiyorum. Eğer polyesterse zaten uç kısmını şöyle hafif yollu yakıyorsunuz. Benimki polyester değil gerçi ama bakın. Bu sefer farz edelim. Şöyle hep farz ederek gidiyoruz. Şunu öreceğim. Ama bunlardan mesela diyelim ki şunun iki tanesi şöyle kısa kaldı. Şöyle kısa kaldı diyelim. Şu vaziyette. Şimdi bu sefer bunu ben nasıl uzatırım veya bunun yerine nasıl takarım onu göstereyim. Katlıyorum. Ve bunu şu şekilde tutup şöyle alttan geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunu şöyle aşağıya doğru itiyorum. Şunu şöyle şuraya sıkıştırıyorum. İğneleyeyim şuraya. Sonra bunları yine saklayacağım içeriye. Alta doğru kıvırdım arkadaşlar bunu. Ucunu.
Şunu şu şekilde taktım. Öreceğim ipimi alıyorum. Şunu da alıyorum ve aynen şöyle bildiğimiz örümcek örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi açıyorum bunu. Şu ipimi bu sefer döndürüyorum. Bakın. Şöyle. Bu ipim burada kaldı. Gördüğünüz gibi. Bakın şurada. Bunları yine aynen demin yaptığım gibi arkadaşlar şu aralardan bir şekilde sıkıştıracağım sağa sola. Şöyle. İpin geliş yönüne göre. Şu vaziyette arkadaşlar bunları aralara yerleştireceğiz. Bunları keseceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle düz bir hat çekerken farz edin şu ipimiz boyu kısaldı. Farz ediyoruz. Bunu buraya yapamayız. Bu durumda şöyle yapacağız. Şu ipimizi yine aynen buraya şöyle iğneliyoruz. Şunu böyle bildiğimiz düğümümüze atıyoruz. Bunu böyle içeriye doğru atıyorum. Bu sefer dışarıda. Şu ipi araya sıkıştırıyorum. Şöyle. Bakın. Bunu buradan alıyorum. Bakın sıkıştı bu buraya. Görüyor musunuz? Şöyle. Bunu da buradan ikinci bir düğüm. Bu minikleri arkadaşlar. Ve bunları şu arayadan alta itiyoruz. Şurada. Şöyle alta itiyoruz. Alta itiyoruz ve bunu bu şekilde tutup şunu buraya sıkıştırıyoruz. Bundan sonrakini arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bu arada kaldı. Gördünüz mü? İsterseniz bir tane daha yapayım. Bakın. Şimdi şunun boyunu kesiyorum. Boyunu kesiyorum. Çünkü ben bunu artık öremeyeceğim. Ne yapıyorum? Bakın dikkat edin. Bu ipi hemen buraya sıkıştırıyorum. Şurada herhangi bir yere. Ve bunu buna doluyorum. Bir doladım. Şöyle ikinciyi doladım. İpimi buraya sıkıştırdım. Bakın. Tamam mı? Heh. Şimdi bunun katını çıkartıyorum iğnesini. Şu kesmiş olduğum ip arkadaşlar. Şimdi şu da şu. Şu kesmiş olduğum ip. Bu da taktığım ip. Hemen buraya yine aynı sanki şuraya attığım gibi iki tane düğüm atıyorum. Bu ikisini şöyle arkaya saklıyorum. Şöyle arkaya saklıyorum. Ve şimdi buradan düğümün gözükmemesi için hemen şunu alıyorum. Bakın buraya ben düğüm atıyorum tekrar. Sıktığım zaman arkadaşlar o deminki düğüm ortada saklanmış oluyor. Aynen bunları da arkadaşlar şu parçacıkları da şu minik parçacıkları da tığ marifetiyle buralara saklayacağız. Evet arkadaşlar, makromede eksilen iplerimize ilaveler nasıl yaparız ile ilgili yardımcı videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.